Cehalet yenilmesi gereken en büyük nasıldı ya, hatırladım. Düşmandır. Stili düşman sen ve senin yaşam tarzın tatlım. Bu okul kimin umurundaki ya? Ben parlamak için doğdum. Hanımefendi lütfen kenara çekilin. Lütfen. Dikkatli ol. Her şey temiz gelebilirsiniz. Eğer sen parlamak için doğduysan ben güneşten daha parlak bir şekilde parlamak için doğdum. Saçma. Bu kadar küstahlığa tahammül edemem. Kendini ne sandın Mary? Güvenliğin arkasını mı saklanıyorsun? Kızlar kesin şunu el kol hareketi yapmayın. Biliyorum. Challenge sırasında tüm sorunları çözmeyi öneriyorum. Beni takip edin. Burada ne? O... Beni de bekleyin. Bizi nereye götürüyorsun Emma? Peki şimdi ne olacak? Tanışın Moltada'da fakir zengin ve aşırı zengin yiyecekler challenge'i. Ne? Bu küçük kek mi? Beni güldürmeyin. Bundan fazlasını bekleme tatlım. Kavga etmeyin kızlar. Anlaştığımız gibi bir şekilde çözeceğiz bunu. Sadece bu senin neden burada? Hiçbir fikrim yok Emma. Benim daha önemli problemlerim var. Örneğin bu mikro kekleri ne yapacağım? Ya sanırım zaten bir fikrim var. Mary bu kocaman pastayı kendi başına yerse muhtemelen patlar. Ben de gerçek bir arkadaş olarak onu bu beladan kurtaracağım. Dur bakalım. Ellerini çek Suzy. Biliyorsun buna hırsızlık deniyor. Yardım değil. Çok lezzetli bir dilim. İşte kirlendim. Gerçi bu benim kekimi alabilmenin yanında az bir şey. Hak ettiğinde bu Mary. Lezzetli. Kıyma çok tatlı. Bisküvi de ağzında eriyor. Mary'nin kesinlikle böyle lezzetli olmayacak. Zannedersin ki birisi sana bir şey sordu. Suzy, zavallı kremi al, ona ihtiyacım yok. En lezzetli pastamı nasıl yiyeceğime dair bir fikrim var. Bir kadeh ile bir dilim alacağım. Bakın neredeyse bir kokteyl. Sadece onu yemelisin, içmemelisin. Bunun için küçük bir kaşığım var. Lezzetli. Haklısın Suzy. Krema gerçekten harika. Ama böyle dik dik bakmayın. Tüm iştahımı kesiyorsunuz. Şu renkli şekerlere bir bakın. Artık pastaya ihtiyacım yok. Lollipop yeter. Şimdi sen Emma. Hadi bu zilin neden burada neden durduğunu kontrol edelim. Ay çalıştı, salla onu. Aa, anladım. İpucu için teşekkürler Mary. Sallayabilirim. Sağır oldum. Ne büyük bir pasta. Hepsi bana mı? Ve üzerinde taş da var. Kocaman ya. Bunların var olduğunu bilmiyordum bile. Belki uyuyorum. Acaba bu sanat eseri neden benim değil Emma'nın? Bu şans hayatında sadece bir kez olabilirdi. Gerçekten şanslı ama herkes bu pastanın yanlışlıkla Emma'ya verildiğini biliyor. Yaklaş bana, bu muhteşem tacı takmana yardımcı olacağım. Teşekkürler Suzy, çok naziksin. Onun için de çok güzel hissediyorum. Sana çok yakışıyor. Şimdi daha da güzel olacak. Kafasında fazladan yüke gerek yok. Neden? Aa, iyi mi? Anlamıyorum, neden bahsediyorsun? Kafana bak sadece. Aa, bu çikolata mı? Kafanda ne işi var? Yine de ne fark eder? Asıl önemli olan lezzetli olması. Ve şimdi pasta zamanı. Bence ellerimle yemek daha lezzetli. Berbat bir şey. Buna bakmak istemiyorum. Ah lezzetli. Tatlım, başka bir yerde yemek yer misin? Neden bahsettiğini anlamıyorum Mary. Ne kadar mutlu olduğumu görmek istemiyor musun? Vay canına, bu gerçek altın mı? Vay be! Bende gümüş McDonald's kutusu var. İğrenç. Neden sıradan bir paketim var? Bence harika Mary. Beğenmediysen bana verebilirsin. İğrenç. İçinde ne olduğunu hayal etmekten korkuyorum. Berbat. Birisi benden önce her şey yedi sanki. İğrenç görünüyor. Bakın boş. Burada tek bir parça bile yok. Ay hayır, bir tane kalmış. Bunu denemem gerektiğini söylemeyin. Tamam, küçük bir ısırıktan zehirlenmem. İğrenç. Senin için üzüldüm Mary. Hey Emma. Bunu gerçekten yemek ister misin? Eller.
Elbette bu nadir görülen bir pisliktir ama bu benim pisliğim ve paylaşmaya niyetim yok. Patatesleri deneyeceğim. Hayır, bu bir hataydı. Tadı burgerin kokuşmuş kalıntısıyla aynı. Bunu benden uzak tutun. Hayır, neden hepsini attın? Kendiniz halledin kızlar. Gümüş yemeğim beni bekliyor. Vay canına, gümüş patates kızartması. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu da gümüş burgere benziyor. Burada başka bir şey daha var. Gümüş iPhone. Ben hep böylesini hayal ediyordum. Mary, bana biraz yardım eder misin? Yeni iPhone'un mu var? Güzelmiş. Tamam, yardım edeceğim. Fotoğrafını çekmem gerekiyor mu? Harika. Evet, bu sıra dışı ürünlerle de fotoğraf istiyorum. Böylece tüm arkadaşlarım benim ne kadar havalı ve pahalı olduğumu görsün. Tamam, bu kadar yeter. Ayrıca yoruldum. Harika. Ve iPhone'u geri vermek zorunda kalacaksın. Bakalım. Mary, kendini mi çektin? Neden senin selfie'lerine ihtiyacın var? Ne yaptın ya? Ay, neden böyle bağırıyorsun Suzy? Kes şunu. Burgerini çabucak yemelisin. Öyle yapacağım zaten. Nefis. Ve paylaşmaya niyetim yok. Benimle biri mi? Hatta seninle bile Emma. Ayrıca kendine gel. Burnunun önünde altın bir tabak var. Vay canına. Altın patates kızartması. Gerçekten denemek istiyorum. Lezzetli. Bu da altın burger. Vay be. Gerçekten mi? Şaka mı yapıyorsun? Kızlar, size yardımcı olacak bir konu var mı? Neden tabağıma böyle bakıyorsunuz? Bu ne peki? Bir çeşit anahtarlık mı? Ay, bu sadece bir anahtarlık değil. Kafayı yiyeceğim. Bu gerçek mi Mercedes? Kendi arabam. Gözlerime inanmıyorum. Bu gerçek mi? Gerçek bir araba. Kızlar, bakın. Evet, çok güzel bir araba. Bu da dolaşmaya gideceğimiz anlamına geliyor. Atlayın. Yaşasın havalı bir arabada binmek. Evet, lüks business class salonu. Her şeye dokunmak istiyorum ve aynı zamanda kirletmemek için şeye dokunmak istemiyorum. Ama araba benim artık. Her şeye dokunabilirim. İşte bu üstü açık. Şimdi manzaraya hazırız. Manzaraya başlıyoruz. Nereye gidelim? Bu önemli mi? Bas gaza Emma ve dümdüz sür. Gördüğümüz yere gidiyoruz ve en önemlisi saçların güzel coşması için çabuk olun. Evet, bırakın herkes bizi kıskansın. Bu ne? Altın Hubba Bubba mı? Harika. Ben de gümüş ama aynı anda birkaç tane var. Güzel. Spatula mı? Her şeyi doğru mu anlıyorum? Bu bir çeşit şaka mı? Ben inşaatçı değilim yani. Neden spatulayı kullanayım ki? Bekle Mary, sanırım biliyorum. Onu eline al ve masanın altına bak. Bence sen de bunun nedenini anlayacaksın. Dalga mı geçiyorsunuz? Hayır, hayır, inanmıyorum. Bu spatula sakızı masadan koparmak için. Bundan bıktım. Garson, acil. Madam, ne istersiniz? Benim dileğim çok basit. Bunu benden uzak tutun. Pardon ama bu sizin meydan okumanız. Bunu yemek istemiyorum. Ah, yine mi? Tamam, her zaman çalışan bir yöntem biliyorum. Oy be, böyle bahşiş önce bırakmamışlar bana. Elimden geleni yapacağım. Bu turist olmak gerekirse korkunç. Biliyorum, tamam. Şimdi kaybol gözümün önünden. Ben bitirdim. Şimdi hadi sıra sizde. Ben hazırım. Çok güzel bir kutu. Ve içinde çok lezzetli bir gümüş kurdele var. Onu tamamen açacağım. Evet, bu çok daha lezzetli. İkinci Hubba Bubba'nın zamanı geldi. Leziz. Evet, hepsini yiyeceğim. Beni durduramayacaksınız. Çok lezzetli yiyor. Keşke ben de onun gümüş Hubba Bubba'sından bir parça alsaydım. Kısmet değilmiş ama hepsini yedim. Ve şimdi baloncuk zamanı. Ne kadar büyükse o kadar havalı. Vay canına, bu ne? Her tarafım gümüş. Kızlar, bakın, sanki Disney prensesi gibiyim. Vay canına Kit, bu elbiseni çok sevdim. Ne kadar şanslı. Ya her neyse, yine de elbisen daha güzel. Kıskanma Mary.
Bu arada elmas sakızını tamamen unutmuşsun. Hadi aç onu. Tamam, vay be, ışığa bak, o çok parlak. Kör olmasam iyi. Haklısın Emma, ışık çok parlak. Bu şeye dikkat et. Tamam, onu çabucak yemeliyim. Başka kimseyi kör etmesin diye. Lezzetli. Çok iyi bence. İşte bunu anlıyorum sakız. Ne hız ama, şuna bakın. Evet Emma, işte an ve özverin kesinlikle saygıyı hak ediyorlar. Bu kadar lezzetli şey yememek zor olurdu. Şimdi dağılın, şimdiye kadar gördüğünüz en büyük balonu patlatacağım. Vay be, sadece bir balon değil, altın balon. Ve muhteşem bir havai fişe, güzellik. Emma'ya bak Kate. Vay canına. Evet kızlar, kıskanın. Altın prensese altın bir gülümseme. İşte bu. Jelibon noodle'a bayılırım. Ben sade lezzetli eriştelerden vazgeçmezdim. Ben en güzeliye, bu yüzden en pahalı noodle alan benim. Tabii ki başka türlü olamazdı. Ben başlıyorum. Aa, bu gerçek altın. Ama onu kim yer ki? Stilistimi çağırsam iyi olur. Evet. Ted! Merhaba tatlım. Şimdi bu altın zincirlerle seni bir prensese dönüştüreceğim. Dönüşüme hazır ol. Emma, sen gerçekten en havalısın, muhteşem. Kutuya ihtiyacımız olmayacak. Teşekkürler Ted. Öptüm bebeğim. Ucuk. Ne kadar güzelim ben. Vay be. Herhangi bir erişteden güzel taco yapabilirsin bu arada. Marmelattan biri. Buna ne dersiniz? Bence çok zevksiz. Sadece hiçbir şey anlamıyorsun ya. Aslında sadece inanılmaz derecede güzel değil. Aynı zamanda çok lezzetli. Keşke bu kadar az olmasaydı. Ama önümüzdeki dakikalar için doydum. Ay çok iyi, süper. Bitti. Bitti, sıra sende. Tabii noodle severim. Ama onu kuru kuru yemek hiç hoş değil. Kibritlere ihtiyacım var bence. Neden? Bizi burada yakma lütfen. Her şey harika olacak. Bir planım var. Ateş. Evet. İşe yaradı. Su. Tam ihtiyacım olan şey de bu. Bence bu dahice. Bakın şimdi erişteyi yiyebilirim. Neden bu kadar üzgünsünüz? Bul bakalım. Affedersiniz. Ama şimdi bir kutu lezzetli erişten var. Nefis. Bir kuru ekmek parçası mı? İğrenç. Genelde böyle ucuz yiyecekleri yemem ben. Ben daha önce hiç bu kadar pahalı bir şey yemedim. Vay canına. Ne kadar havalı. Benden başka herkes şanslı galiba. O pisliği yemeyeceğim. Kıpırdama. Onu atmayacaksın. Çabuk ye hadi. Muhtemelen onu yemem gerekecek. Ne korkunç bir ses. Ben de acı çekiyorum bu arada. Bu çok iğrenç. Çok kötü. Emma. Yemek sırası sende. Ye artık. Ucuz yemek yemenin nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum. Şimdi öğreneceğiz. Fena değilmiş. Evet. Ama silsem iyi olur.
Vay be, senin peçetene ihtiyacım var. Vay be, burada ne kadar para var. Ne kadar mutlu bir gün. Lezzetliydi, şaşırdım bile. Şimdi hazırım. Bu acı nasıl görünüyor? Ve Emma'nın artık kocaman bir karnı var. Hayır, korkunç. Bu konuda acil bir şeyler yapılması gerekiyor. Koçum nerede? Ted, yardım et. Hocana, bu konuda acil bir şeyler yapmalıyım. Hadi antrenmana gidelim. Hemen şimdi. Emma, kaçma işten. Hadi gidelim. Hadi yapabilirsin. Hadi hadi çalış. Daha fazla. Daha fazla. Aferin. Ama devam etmelisin. Yapabilirsin. Hadi. Yap, sadece yap bunu. Hadi. Nasıl görünüyorum peki? 1 milyon dolarlık derdim. Teşekkürler Ted. İşte ücretin. Benim de challenge'a dönmem gerekiyor. Kızlar, yine formundayım. Belki sen ne bekliyorsun? Çabuk ye. Daha önce hiç paralı ve altın külçeli sandviç yemedim. Aman tanrım. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Çok lezzetli. Ben bile kendime parayla böyle davranmama izin vermiyorum. Para çok lezzetli. Düşünemezdim bunu. Bu inanılmazdı. Aa, çok iyi. Aa, bu elmas kalmış. Ay, çok acıtıyor. Zavallı dişlerim. Ama yine de mutluyum. Çok lezzetliydi. Şimdi gerçek para üretebiliyorum. Harika. Cool bir kızak. Cool bir Nutella kavanozu. Harika. Bende de güzel Nutella var. Çok sevindim. Süper. Sade çikolatam var. Ona bayılırım. Ama tabii Emma'nın daha büyük bir kavanozu var. Görünüşe göre hiç şansım yok. Ama önce sen yiyeceksin. Aynen. Hey, neden burada neredeyse hiçbir şey yok? Evet, çok şanslısın, çok şanssız. Nedenmiş o? Ama ben bir kavanoz çikolatalı süt alabilirim. Bu da çok havalı. Birkaç saniye içinde çok lezzetli çikolatalı milkshake alıyorum. İzleyin ve öğrenin. Oo, keşke daha fazla olsaydı. Ama harikaydı bu. Mary, şimdi senin sıran. Hadi, başla. Sonunda. Of, çikolatam çok parlak görünüyor ya. Umarım tadı aynı derecede sıra dışı olur. Evet, güzellik. Çok heyecanlıyım. Hepsini aynı anda yemek istiyorum. Nefis. Duramıyorum resmen. Oo, hayır, kolum sıkıştı. Kızlar, yardım edin. Siz olmadan yapamam. Bir fikrim var. Büyük annem böyle durumlarda sabunun yardımcı olduğunu söylerdi. Hadi. Aa, işe yaradı. Büyük annem haklıymış. Ama şimdi tüm elim sabun içinde. Neyse. Öyleyse Emma, Nutella'yı yeme sırası sende. Evet. Ağır bir kavanozmuş. Peki ne yapacağım? Tabii ya. Yardıma ihtiyacım var. Austin! Neredesin sen? Merhaba Emma. Kavanozu kaldırmamı mı istiyorsunuz? Evet. Kaldırın ve tam ağzıma dökün. Tamamdır. Aa, çok lezzetli.
Yeah baby. Ne kadar yakışıklı ya. Kızlar merhaba. Kızlar yeter dur. Yeter dedim. Austin aşağıya bak. Ay ay bayan Emma, özür dilerim ben hemen geliyorum. Şimdi bir dakika. Peki sana neden bu kadar para ödüyorum beceriksiz? Aynı orijinal havalı ve çok eğlenceli videoları kaçırmamak için Multido'ya abone olun. Yorumlarda bugünkü yemeklerden hangisini tatmak istediğini yaz.